Merhabalar, Sevginin Sofrası'na hoş geldiniz. Bugün soframda sizler için çok güzel, çok pratik, kolay bir yemek olacak. Bir tencerede, tavada kolayca hepsini beraber yapabileceğiniz harika bir yemek. Şehriye pilavı ve tavuk bagetlerim olacak. 11 tane tavuk bagetim var. Onların üzerine 1,5 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi, yaklaşık 1 çay kaşığı karabiberi ve 1 çay kaşığı kadar da kekiği ekleyip şöyle 2-3 çay yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave edeceğim. Tavuk bagetlerimi şöyle karıştırıp marine olmasını sağlayacağım. Onlar bir kenarda beklerken ben diğer işlemlere geçeceğim. Genişçe bir tava veya tenceremi ocağıma koydum. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim. 2 adet 200 milimlik su bardağıyla şehriyelerimi ekliyorum. Ve şöyle güzelce kavuruyorum. Hafif kızarıncaya kadar. Şehriyelerimi çok da yakmadan hafif kavurduktan sonra, kızardıktan sonra bir kase kaba alıyorum. Daha sonra tavamı tekrar ocağa koyup içerisinde tavuk bagetlerimi kızartacağım. Tavuklarımızı çevirdikten sonra üzerini kapatalım ki güzelce pişsinler yumuşacık. Tavuklarımız güzelce kızardılar. Yaklaşık bir yarım saat kadar sürdü. Her tarafını eşit şekilde çevirerek kızarttım. İnanın şu anda zaten lokum gibi pişmiş durumda. Şimdi bu lezzetli yağın içerisine bir tane kuru soğan, bir diş sarımsak, 2-3 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı kapya biber ekleyip şöyle bir kavuracağım. 1 yemek kaşığı da sade tereyağı koyacağım. Sebzelerimiz kavrulduktan sonra üzerine salçaları, 1 tatlı kaşığı domates salçası,
bir tatlı kaşığı biber salçası ve 2 adet rendelenmiş domatesi ekliyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıp 1-2 dakika domateslerimizin kavrulmasını sağlıyoruz. Domatesler de kavrulduktan sonra kavurmuş olduğumuz şehriyemizi ilave ediyoruz tekrar. 1,5 çay kaşığı da tuz ekliyoruz. Ardından 2 su bardağı sebze suyu ve tavuk suyu karışımını ekliyorum. Daha sonra tavuklarımızı şöyle diziyoruz. Üzerlerine tekrar 1,5 bardak daha suyumuzdan ilave edip tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte pilavımız suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Yemeğim pişti, suyunu da çekti. Şurada kenarlarda az bir miktar var ama o da demlenirken çekecektir. O yüzden artık ocağımı kapatıyorum. Yemeğimin üzerine şöyle bir mutfak havlusu serip kapağını kapatacağım. Daha fazla buhar yapmaması için ve demlenmesi için. Yemeğimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi çok lezzetli, güzel bir yemek oldu. Bir tavada hepsini yaptık, hazırladık. Yaklaşık olarak 40 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Hiç gözünüz korkmasın. Çok fazla bir vakit harcamanıza gerek yok. Daha sonrasında da bir 25 dakika, 30 dakika civarında da pişiyor. Sofraya arzu ederseniz bu şekilde getirebilirsiniz ya da servis yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.